Hepinize merhabalar arkadaşlar. Geçen hafta bütün komutları bitirmiştik ama benim size öğretmek istediğim bir iki komut daha var. Onları anlatmadım. Öncelikle onlara başlayalım. Hızlı bir şekilde anlatayım. İlk olarak alan ölçme komutu var arkadaşlar. Onu anlatmak istiyorum. Şimdi bir alan çizelim buraya. Şöyle bir dikdörtgen alanımız olsun. Yanına bildiğiniz gibi Türkiye'deki ev formları genellikle kolon kirişlerden oluştuğu için girintili çıkıntılı formlarımız var. Bunlarda alan nasıl hesaplanır? Buna bakacağız. Bir de bir kenarı yaydan oluşan bir alan hesabı nasıl yapılır? Tabi bu yay şu anda bakın merkezi burada olduğu için tam yarım bir yay değil. Bir tane de yarım yay yapalım. Onun alanına bakalım. Bu arada en son çizgimiz kalın kalmış. H enter diyoruz. 0 enter, 0 enter diyelim. Ne yapıyorduk? A enter deyip tam yarım bir yay yapalım buraya. Evet, bu yarım yayın merkezi burada olduğu için alanını hesaplayabiliriz. Önce dikdörtgenimizle başlayalım. Şimdi bir yerin alanını bulabilmek için öncelikle komut satırına area yani alan yazmamız lazım arkadaşlar. Area. Area enter dedim. Yapacağımız işlem şu. Bütün köşelere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bütün alan yeşil olduğunda bizim alanımız hesaplanacak. Bütün noktalara tıkladım. Bütün alan, istediğim bütün alan yeşil. Enter diyorum. Bize alanı bakın aşağıda veriyor. Burada diyor ki milimetre kare cinsinden alanımız bu kadar. Çevre uzunluğu da bu kadar. Hesaplanan dikdörtgenin alanı ve çevre uzunluğu. Şimdi gelelim buraya. Yine araya yazıyorum. Enter. Bütün köşe noktalara tıklamam lazım arkadaşlar. Tam alanı bulabilmek için. Bakın bütün dik köşe noktaları tıklıyorum. Enter diyorum. Gördüğünüz gibi alanımız yine burada. Milimetre kare cinsinden. Burada da çevre uzunluğumuz var. Metre cinsinden. Milimetre cinsinden özür. Milimetre kare alan olduğuna göre metre cinsinden çevre uzunluğumuz var. Şimdi geliyoruz buraya. Hatta önce sağdakini yapalım. Yine araya diyorum. Düz çizgiden başlıyorum arkadaşlar. Düz çizgi buradan başlıyor. Buradan başlıyorum. Bütün noktalara tıkladım. Şimdi bakın burası tam bir yarım daire. Nereden anlıyoruz? Merkezi burası. Yarım daire olduğu için altta arka görüyorsunuz. Arka tıklıyorum. Dairenin bitiş noktasına bakın burası yayın bitiş noktasına tıkladığımda bütün alanı seçti. Enter diyorum. Yine alınım ve çevre uzunluğum milimetre kare ve milimetre cinsinden aşağıda çıktı. Gelelim buraya. Burası yarım daire değil. Orada ne yapacağız? Araya yapıyorum. Yine aynı hizada, aynı sıralamayla düz çizgileri tıkladım. Sonra dedim ki, bakın aşağıdan arkı seçiyorum. Gördüğünüz gibi istediğim arkı yakalayamadım. Büyük bir ark, yani yarım yay çizdi bana.
O zaman benim ikinci bir nokta seçmem lazım. İkinci nokta second point. Aşağıda ikinci bir noktaya tıklayacağım. Second point'e geldikten sonra burası yayın orta noktası. Orta noktaya tıklıyorum ve bitiş noktasına tıklıyorum. Enter diyorum. Yine gördüğünüz gibi bunun alanı ve çevre uzunluğu aşağıda çıkıyor. Alan hesaplamalarınız bu şekilde arkadaşlar. Bir de başka bir alan hesabımız daha var. Bunlar geometrisi belli olan alanların hesabı. Geometrisi belli olmayan alanların hesabına gelelim şimdi. Bakın size spline'la geometrisi belli olmayan bir alanın hesabını yapacağım. Bakın burayı yayla çizdim, burayı da spline'la çizdim. Şimdi bunun alanını nasıl buluruz? Öncelikle bunun alanını bulabilmek için arkadaşlar region komutuna giriyorum. Region ne yapıyordu? Tek parça yapıyor. Şu anda iki parça var burada. Bakın biri bu, biri de bu. Region komutuna giriyorum. Seçtim hepsini. Enter dedim. Tek parça oldu. Bunu içi dolu bir yüzey haline getirdik. Bunu nereden görebilirim? View menünüz açık olacak öncelikle. View menüsü açık olduğunda SW izometrik görünüşe geçeceğim. Bakın alanım burada. İzometrik. Şu anda X, Y, Z koordinatını görüyorum. 3 boyutlu görünüşe geçtim. İzometrik görünüş. Farkını göstereyim. Bakın diğerlerinden farkını. Bunlar da alan. Bakın. Ama bu da alan. Katı görünüme geçtiğimde bakın çizgiyle yaptığım alanlarda sadece çizgi var. İçi boş bir alan. Dedim ya bunu ben region komutuyla tek parça haline getirdim. Tek parça haline getirdiğimde artık bu hem bir alan oldu, kapalı bir alan hem de birleştirdiğim için bir yüzey haline geldi. Yani bunu kağıttan kesip buraya koymuşuz gibi kalınlığı olmayan bir yüzey haline geldi. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi bunun alanını bulacağız arkadaşlar. Bunun alanı bulmak için bakın komut satırına MASS yazdım. Mesh prop diye bir komut var. Mesh prop. Mesh prop komutuna giriyorum. Enter diyorum. Objeyi seç dedi. Objemiz bu. Seçtim. Enter dedim. Bana objenin alanını, objenin çevre uzunluğunu ve objede bulunan bütün merkez noktalarının x, y koordinatlarını verecektir. Burada yayların, bakın burada hep yaydan oluşmuş bir alan. Bu yayların x, y koordinatları vardır. O noktaları bana verecektir. Dolayısıyla detaylı bilgiyi bu alanla ilgili Meshprop komutuyla bulabilirsiniz. Meshprop komutunda bir yere not edin. Geometrisi belli olmayan alanların ve çevre uzunluklarının bulunmasını sağlayan bir komuttur. Meshprop komutu. Bunu da unutmayın. Evet. Tekrar tab görünüşe ve 2D wireframe görünüşe dönelim. Tab 2D wireframe unutmayın. İki boyutlu çizimleri burada yapıyoruz. Alanlarımızı bu şekilde bulduk arkadaşlar. Şimdi size yazdırma ve ölçeklendirme ile ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Öncelikle şöyle anlatayım. 210 297 A4 kağıdının ölçüsü biliyorsunuz. 210 milimetre, 297 milimetre. Şu anda yazıcıdan çıktı aldığımız A4 kağıdının ölçüsü bu. Bakın diğer resimlerle kıyaslayabilirsiniz. Şimdi A4 kağıdının ölçüsü bizim yazı ölçümüzdür. Yazı, özür diliyorum, kağıt ölçümüzdür. Çıktı aldığımız kağıt ölçüsü. Şimdi ben buraya elli virgül 25'lik bir dikdörtgen çizdim. 50,25. Şimdi burada hem yazdırmayı anlatacağım hem de ölçeklendirmeyi anlatacağım. Bakın ölçüsünü
Size şöyle göstereyim. Hatta ölçü ayarlarımı da değiştirmişim. Şuradan ISO 25'e dönelim. %50,25. Şimdi ben bunu AutoCAD'de çizdim arkadaşlar. Bunun sayfayı dolu bir sürü çizim olduğunu düşünebilirsiniz. Sayfayı doldurmuş çizim olduğunu düşünebilirsiniz. Aynı şekilde buraya geliyorum. Büyük bir dikdörtgen daha çizeceğim. Mesela 250,125. Büyük bir dikdörtgen daha çizdim buraya. Bunu da kalınlaştırayım. Ölçeyim. Bakın 250'ye 125. Bir dikdörtgen daha çizdim. Önce şuradan başlayalım. Çıktı alacaksanız önce çıktıyı anlatayım size nasıl alınır. Çıktının iki yöntemi var. Hemen bakın buradan pilot kısmına giriyorum. Direkt çıktıya göndereceğim. Altta printer seçiyorum arkadaşlar. Ben de şu anda Canon yüklü. Canon'u seçtim. Bakın burada farklı seçenekler de var. Kullandığım yazıcı bu. Diyorum ki kaç kopya olacak? Tek. Fit to paper diyorum. Ölçek vereceğim burada. Gerçek ölçüsünde çıksın. 1 bölü 1 gerçek ölçüsü. Yani 50-25 milimetrelerinde dikdörtgen çıktısı alacağım. Merkezle dedim. Ve buradan alan seç diyorum. Window, pencere. Window'a geldim arkadaşlar. Bakın bu köşeye tıklıyorum. Bu köşeye de tıklıyorum. Okey dediğimde bunu direkt yazıcıya gönderecek. Fakat benim yazıcım şu anda takılı değil. O yüzden yazıcıya göndermeyeceğim. Bütün işlem bu. Okey dediğimizde direkt olarak yazıcıdan çıktı alabileceksiniz. Peki. Bunu kapatalım. Bilgisayarınızda farz edelim arkadaşlar yazıcı yok. Yazıcı bağlı değil. Yazıcı imkanınız yok. Bunun da çıktısını kırtasiyeden alacaksınız. Ne yapabilirsiniz? Bunu AutoCAD olarak kaydedebilirsiniz. AutoCAD kaydetmeyi ben size göstermiştim. Ayrıca PDF olarak kaydedebilirsiniz. Hemen onu göstereyim. Tekrar yazdırmaya giriyorum. Bilgisayarımda farz edelim ki hiç yazıcı yok. O zaman diyorum ki DVG dosyası bizim AutoCAD dosyalarımız. Bunu PDF'e çevir. PDF'e çevir dedim. Fit to paper'ımız yine 1 bölü 1 olacak. Yine merkezde, yine Window'de. Bakın aynı A4 kağıdını yine seçiyorum. Tıkladım. Okey dedim. Bana diyor ki nereye kaydedeyim? Masa üstüne kaydetsin. Dosya adı verebilirsiniz buradan. Masa üstüne kaydediyorum. Gördüğünüz gibi benim çizimim bu şekilde PDF halinde aktarıldı. PDF'i aktarırken şöyle bir sorun var. Çizgi kalınlığını fark etmişsinizdir. Çizgi kalınlığımız 0.30 olduğu için arkadaşlar 0.30 çizgi kalınlığı PDF'de gözükmez. Siz kalın çizgiler PDF'de gözüksün istiyorsanız kalınlığı bir miktar daha arttırmanız lazım. Bakın 0.7 kalemle yapılmış gibi kalın çıkacak şimdi. 0.7 milimetreyi seçtiğimizde 0.7 kalemle yapılmış gibi. Burada çok kalın gözükecek AutoCAD'de. Ama PDF'de normal olacak. Tekrar giriyorum. Diyorum ki PDF aktar, ölçeklendir, 1 bölü 1, merkezde, Window'de, köşe noktalarını seçiyorum A4 kağıdının, aktar dedim. Aynı isimle aktaracak. Diyor ki olan dosyayı değiştireyim mi? Evet değiştir. Bakın az önceki dosyayı değiştirdi, PDF'e aktardı ve artık kalın çizgilerim gerçekten 0.7 ile çizilmiş gibi. AutoCAD'de daha kalın gözükür bu. Bu sizi yanıltmasın.
PDF'e aktardığınızda arkadaşlar bu 0,7 olarak karşınıza çıkacaktır. Düzgün bir çizim olarak karşınıza çıkacaktır. Buna dikkat edin. Peki şunu diyebilirsiniz. Ben bunu resmi büyütmek istiyorum. Yani seçtim. Bizim skala komutumuz vardı. Bakın ölçeklendirme komutumuz. Bu çizimi ölçeklendiriyor. Skala komutuna geldim. Buraya tıkladım. Bunu iki kat büyüttüm. 2 enter diyorum. Gördüğünüz gibi iki kat büyüttüğümüzde şöyle biraz ortalayalım. İki kat büyüttüğümüzde ölçüler iki katına çıktı. Ama ben istiyorum ki ölçülerim 50'ye 25 gözüksün. Çizim büyüsün ama ölçüler olduğu gibi kalsın. Bunun iki yöntemi var. Birincisi şunu yapabilirsiniz. Tek tek mesela yüzlük ölçüyü çift tıkladım. Bunu siliyorum. İşte buraya 50 yazıyorum. Sonra geliyorum buna çift tıklıyorum. 50'yi siliyorum. 25 yazıyorum. Şimdi bunu yapabiliriz. Bu bir yöntemdir. Ama sayfanızda bir sürü ölçü varsa bu çok uzun bir yöntemdir. Hemen geriye alıyorum. Şimdi gerçek ölçüm burada. Bunun kısa yöntemi şudur. Sadece bu çizim için. Bunun kısa yöntemi şudur arkadaşlar. Ölçülendirme ayarları. Bunu size anlatmıştım. Dimension Style. Buraya giriyorum. Modify diyorum. Modify dediğimde bakın Primary Units kısmında skala faktörü 1'miş. Skala faktörünü arttırıp düşürmem lazım. Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi bu skala faktörü ne yapacağız arkadaşlar? Skala faktörü. Az önce ölçüyü 2 kat büyütmüştük. Dolayısıyla buraya 1/2 ya da 0.5 yazmam icap ediyor. Yani yarıya düşürmem gerekiyor skalasını, ölçü skalasını. 1/2 yazdığında zaten 0.5'e çevirdi. Close diyorum. Gördüğünüz gibi ölçü skala olarak yarıya düştü. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Çıktı alacağınız sayfada bu ölçü değişti. Skalası değişti. Sadece bunun değişmedi arkadaşlar. Şu anda AutoCAD sayfamızda olan bütün ölçülerin skalası da değişti. Bakın 250 idi. Burası da 125'ti. Bunlar da yarıya düştü. Yani ölçüleri değiştirirken unutmayın. Bütün ölçüleriniz değişecek. Buralarda ölçülü başka çizimimiz var mı? Mesela şu var. Bakın burası 15'ti. Hatırlıyorum burası 20 idi. Bunların da ölçüleri artık yarıya düştü. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii bunun çıktısını aldıktan sonra hemen tekrar geriye dönüp Modify'dan skalayı tekrar 1'e getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çıktıyı aldıktan sonra hemen eski ayarlarına geri dönün. Evet. Bunun çıktısını aldık. Artık bunu silelim. Şimdi gelelim. Bunun çıktısını alacağım. Fakat bu A4 kağıdı için büyük bir ölçü. Değil mi? Yan çevirip de çıktı alabilirim. Ama ben yan çevirmek istemiyorum. Alt alta iki tane alacağım. Aynı çizimden. O zaman şunu yapacağım. Şimdi 250'ymiş. Bunun buraya sığabilmesi için 2.10 genişliği vardı. Ben bunu bir 150'ye düşüreyim. 250'lik ölçüyü. Şimdi skala komutuyla, bunu skala komutunu anlatmıştım size. Hemen geliyorum arkadaşlar. Seçtim, skala dedim. Tıkladım herhangi bir noktadan. Kural şu. İstediğim ölçü 150. Bölü var olan ölçü 250. Oranımız bu olacak. 250'lik ölçüyü 150'ye getireceğim ben. 150/250. Enter. Gördüğünüz gibi 250'lik ölçü 150'ye düştü. Getirdim. Taşıyorum. Evet artık yazıcıdan çıktı alabiliriz. Fakat ölçülerimiz bu kez küçüldü. Ne yapacağız?
Hemen ölçülendirme ayarlarına geri geliyorum. Yine skalayı değiştireceğim. Skalam ne kadar? 250 bölü 150. Bakın bu kez tersi. Yani 150'lik ölçü 250 gözüksün istiyorum. Bu kez skala faktörünün tersini yaptım. Yani az önce 2 kat büyütmüştüm çizimi. 0.5'te yani 1 bölü 2'de buradaki skala faktörünü yapmıştım. Şu anda resmi küçülttüm. 150 bölü 250 oranında. Şimdi 250 bölü 150 oranında da neyi büyütüyorum? Skalasını büyütüyorum. Okey dedim. Close dedim. Gördüğünüz gibi ölçü 150'den 250'ye çıktı. Ama resim küçüldü ve kağıda sığdı. Hemen bunun DVG'sini PDF'e dönüştürelim. Buradan PDF'e çevir diyorum. Fit to paper. Ölçeği olduğu gibi çıksın. Merkez diyelim ve window diyelim. Bu köşeden bu köşeye OK dediğimde bana diyor ki bu isimle kaydedeceğim. Bakın bunu değiştirecek. Az önceki dosyayı yine değiştirecek. Evet dedim, değiştir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 250'ye 125 dikdörtgenimiz, ama gerçeklik ölçüsü ne kadar? Gerçeklik ölçüsü daha küçük sayfaya sığması için. Evet, bu şekilde bir ölçeklendirme yapılabilir çizimlerde, bilginiz olsun. Tabii kalın çizgi şu anda gözükmüyor yine. Dediğim gibi kalın çizgileri de 0.7'ye çıkartırsanız PDF'de rahat gözükecektir. Evet, ölçülendirme ilgili anlatacaklarım bunlar. Çıktığı da bu şekilde alabilirsiniz. Onun haricinde size bir de resim olarak kaydetme olayını göstereyim arkadaşlar. Onu göstermemiştim. Mesela şu çizimi alalım. Ayrı bir yere taşıyalım. Şöyle boş bir yere taşıyalım. Bunu resim olarak kaydedelim. Ben size PDF olarak kaydetmeyi şimdi gösterdim. AutoCAD dosyası olarak kaydetmeyi de gösterdim diye hatırlıyorum, ama tekrar söyleyeyim, bakın AutoCAD dosyası olarak bunu kaydedeceğim. Buradan nereden kaydedebiliriz? Şurada farklı kaydet var. Save as. Buradan kaydedebilirsiniz. Bastığınızda şu anda AutoCAD uzaktan çizimler diye ben bunu kaydetmişim bir klasörün içerisinde. Uzaktan eğitim klasöründe. Ben bunu masaüstüne kaydetmek istiyorum farklı olarak. Masaüstünü seçtim. Buradan da sürümleri ayarlayabilirsiniz. Bakın AutoCAD R14. En eski sürüm budur. Bütün AutoCAD'lerde açar. Şunu da kaydederseniz, hangi bilgisayarda AutoCAD yüklüyse, yılı önemli değil, sürümü önemli değil. İlk sürümden itibaren bütün AutoCAD'lerde açar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada kaydedersem, save dediğimde ben bunu masaüstüne şu anda kaydettim. AutoCAD dosyasını. Kapatırım. Bakın masaüstünde dosyam burada. Şimdi normal şartlarda 2021 ile yaptığım için bu çizimleri 2018'den daha yeni versiyonlar açacaktır. Ama ben bunu seçiyorum, bakın birlikte aç diyorum. 2012 versiyonu şu. Bakın aynı çizimi benim bilgisayarımda 2012'de olduğu için görüyorsunuz. Hem 2017, 2021, 2012. Bakın aynı çizim arkadaşlar. Açtım 2012 versiyonunda. Bu şekilde kaydedebilirsiniz. Bu bir. Tekrar biz 2021 ile açalım. Farklı bir şekilde daha kaydedeceğiz. Şimdi buradaki Save As ile kaydedebileceğiniz gibi burada kırmızı A'ya basıyorum. Bakın burada Save As var. Yanındaki OK'a tıkladım. Üstteki Driving ile kaydettiğinizde, farklı kaydet dediğinizde 2018 olarak ve 2018'den daha yeni versiyonlarda açabilecek olarak kaydedecektir. Biz buradan Other Formats diyoruz. Diğer formatlara gel. Diğer formatlara geldim. Buradan yine en eski sürüm seçiyorum. Yine save diyorum. Bu ekrandakini değiştirecektir. Save dediğimde ekrandakini değiştir. Şu anda değiştirdi. Yine aynı şekilde kaydettim bakın. Yine bütün AutoCAD versiyonlarında açılabilecek şekilde kaydettim.
Bir de arkadaşlar resim olarak kaydetme olayı var. Resim olarak bunu bir fotoğraf olarak kaydedelim. Bakın AutoCAD'de iki tane sayfa vardır. İç sayfayı kapatıyorum. Bakın iç sayfayı. Buradan küçültüyorum iç sayfamızı. Buradan da küçültüyorum. Neden küçültüyorum? Çizim ekrana tam sığdıracağım. Gereksiz kenar boşlukları istemiyorum. Bunu tek sayfa bir çizim olarak sığdırdım. Şimdi bu iç sayfa bizim kullandığımız bütün çizimin sayfası. Bunu sığdırdıktan sonra komut satırına geliyorum arkadaşlar. Save img. Bakın save img. Image, resim demek. Save img'yi seçiyorum. Burada istediğiniz resim formatını yazabilirsiniz. Ya da önce dosya adı yazın. Buraya bir dosya adı yazalım. Aşağıdan da istediğiniz resim formatlarını seçebilirsiniz. Burada bir sürü bitmap var. Ondan sonra TIFF var. JPEG var. PNG gibi. Tüm formatlarda açsın. Ben bütün resim formatlarını seçiyorum. Save dedim. En yüksek çözünürlükte kaydet. Okey. Bakın şu anda resim olarak da kaydetti ekranımı masa üstüne. Gördüğünüz gibi bir çizimi resim olarak da bu şekilde kaydedebiliyoruz. Bilginiz olsun. Resim olarak da çıktıyı alabilirsiniz. Bunları eksikti. Bunları öğretmiş olayım size. Şimdi ekranı kapla diyelim tekrar. Çizimimizi eski yerine taşıyalım. Ve kaldığımız çizimden devam etmeye başlayalım arkadaşlar. En son bunları çizmişiz. Bundan sonra 6. sayfa var. 6. sayfadan devam edelim. Şimdi 6. sayfanın çizimlerine başlayalım arkadaşlar. Önce kolay olandan başlayalım. Alttaki çizimi yapalım. Rectangle komutuna geldim. Add 150,150 enter dedim. Kenarları pahalı bir dikdörtgen yapabilirdim. Ama kenarların pahını sonradan kıracağım. Çünkü bunun içinde bir dikdörtgen daha var. Onun ölçüsü de add 70,70 enter. Şimdi burası büyük dikdörtgen 150. Küçük olan 70. Arada 80'lik bir fark var. Küçük dikdörtgeni taşı diyorum. Buradan tuttum. Ne kadar taşıyacağım? Et 80'in yarısını vereceğim ölçülere. 40,40 enter. Ortaladım. İkisi de hazır. Önce fillet yapalım. Fillete girdik. Re enter, on enter. Bütün kenarları onluk pahla yuvarlıyorum. Sonrasında chamfer dedim. D enter. 15 enter. 15 enter. Bunlarda da yine bütün köşeleri 15 15 pah kırıyorum. Pahımı da yaptım. Şimdi daire çiziyorum arkadaşlar. Nereye çizeceğim daireyi bakın. Buradan uzatıyorum. Buradan da uzatıyorum. Kesişim noktası burası. Kesişim noktasını merkez alıyorum. Yarı çapım 10. Ve bu daireyi taşıyorum. Merkezinden yakaladım. Buraya bırakacağım. Dairelerin arası ölçü olarak 100 vermiş. Dolayısıyla 150'den 100'ü çıkardım. 50 2'ye böldüm ölçüyü 25. Et 25,25 enter dedim. Aynı merkezden 15 yarıçaplı bir daire daha çiziyorum. Açımı da düzelteyim. Şimdi bu dairemiz eksen dairesi olduğu için bundan eksenlerimizi hemen çizelim. Dıştaki dairemizi silelim. Seçelim arkadaşlar. Noktalı kesik yapalım. Tekrar seçelim. Aynala diyelim. Orta noktadan yukarı enter. Tekrar seçtim.
Aynala dedim. Bu kez yatay ortadan diğer ortaya enter. Yukarıya da aynaladım. Şimdi bir dairemiz daha var. O dairemiz de tam ortada. Onun ortasını nasıl bulacağız? Bakın midpoint'ten aşağı iniyorum. Buradaki midpoint'ten de sağa geliyorum. Kesişen noktaya tıklıyorum. 35'miş. 17.5 yarıçaplı çizdim. (gülüyor) 22.5 yarıçaplı bir tane daha çizeyim. Hemen burada eksenlerimi de çizdikten sonra dıştaki dairemizi silelim. Bu eksenleri de noktalı kesik yapalım. Çizimimizi kalınlaştıralım. Artık biliyorsunuz çıktı alacağımız zaman kalınlıklar 0.30 değil 0.70 olacak. Ama AutoCAD'de 0.30 yeterli. Evet, eksenlerimizi de incelttik. İşlem bu kadar. Tabi bu arada arkadaşlar ölçülendirmede kafanıza takılacak bir şeyler olabilir. Mesela buradan aşağıya doğru bir çizgi almış. Buradan yana doğru bir çizgi almış. Dimension Multilayer'ı kullanmış. Tıkladık Multilayer'ı bu noktadan. Buraya başlangıç noktası demiş. Başlangıç noktası 130,100 noktasıymış. Okey dedik. Aynı multilayer'la buraya da bir multilayer alıyorum. 15 çarpı 15 pah olduğunu söylemiş burada da. Okey dedim. Ölçülendirmede sadece bunları yapacaksınız. Diğerlerinde artık kendiniz ölçülendirebilirsiniz. Şimdi gelelim birinci çizime. Birinci çizim biraz daha zor. Şimdi line'a geliyorum arkadaşlar. Tıkladım yana doğru 10. Aşağı doğru ilk ölçümüz 28. 25 yazdım yanlışlıkla. 28. Aşağı doğru 28 aldıktan sonra bunu bir yana doğru tahminen şöyle 60 yapalım. Yana doğru 60 aldığımız çizgiyi de sola doğru biraz daha uzatalım. 150 de sola gitsin. Bu 28'lik çizgiyi aşağıya 5 uzatıyorum. Önce eksenlerimi çizeceğim. Buradan sağa sola doğru bir 10 aldım arkadaşlar. 15 yukarı aldım. Bu 10'luk çizgiyi sola doğru bir 15 uzattım. Buradan içeriye doğru da bir 2 kısaltalım. Bu çizgiyi de aşağıya doğru bir 8 uzatalım. Aynı hizada olsun ikisi de. Sonrasında devam ediyorum. Bu çizgiyi tekrar uzatacağım. Ne kadar uzatacağız? 28 çizdik. 5 uzattık. 33 oldu. 48 olacak bu çizginin boyu. Dolayısıyla biz bunu 15 daha uzatacağız. 15 enter dedim. 15 uzattıktan sonra buradan sağa doğru tekrar bir 60'lık eksen çizgimizi yapalım. 15'te sola uzatalım bunu. Şimdi arkadaşlar bu noktadan aşağıya doğru tekrar uzayacak. Bir eksen daha var aşağıda. Bunun uzayacağını ne kadar uzayacağını nasıl bulacağız? En altta R50 yazıyor. Şimdi R50 50 yarıçaplı yayın olduğu bölge. R50'den önce 3'ü çıkaracağız. Bakın hemen solunda 3 var. 47 yaptı. 18 daha çıkaracağız. R18 var hemen üstün solunda. 47'den 18'i çıkardık. 29.
aşağı doğru 29 uzayacakmış. Bu 29'dan 5 sağa, 5 sola ve bu çizgiyi de 5 aşağı uzattıktan sonra eksenlerim hemen hemen tamam gibi. Şimdi başlıyorum daire çizmeye. Öncelikle bu kesişen noktadan 50 yarıçaplı dairemi çizdim arkadaşlar. Bu kesişen noktadan 18 yarıçaplı dairemi çizdim. Ve bunları kuadrantlarından line'la birleştirdim. Line'a birleştirdim. Ve birleştirir birleştirmez hepsini bir trimleyelim. Seçtikten sonra bunu da trimleyelim. Buraya kadar bir beklesin. Şimdi line'a geliyorum. Bu noktadan sağa doğru bir ölçü vermiş bana. 68'lik bir çizgi var arkadaşlar. Şimdi buradan yukarıya doğru çıkacağım. Bakın mouse'u bıraktım. 2 enter dedim. Önce bir ikilik çizgi çizdim. Bakın görüyorsunuz. Devam ediyorum. 3 enter diyorum. Üstüne bir üçlük çizgi daha çizdim. Yine devam ediyorum. R20 vermiş orada. 20 yarıçaplı bir yay var. Şimdi bu 20 yarıçaplı yayın zaten altta 5'ini çizdiğim için ben 15 daha bu çizgiyi yukarıya çıkaracağım. 15 enter dedim. Şimdi burada 15'lik çizgim var. Bu bir eksen çizgisi. Bu bir eksen çizgisi. Şimdi bu 15'lik çizgiden sola doğru 25 geliyorum arkadaşlar. Bunlar eksen olduğu için bunu bir 5 uzatmam lazım. Bunu da 5 sağa doğru uzatmam lazım. Alttaki çizgiyle ayrılması için burada 2 kısaltıyorum. Şimdi bu bölgede ikilik bir çizgim vardı. Bunu siliyorum. Ortada üçlük çizgim kaldı. İlk olarak bu kesişen noktadan 20. Evet, 20 yarıçaplı çizdim. Şunu yapmam lazım arkadaşlar. Bu çizgiyi 15 yapmıştım. Bunu yukarıya taşımam lazım. 5 yukarıya. Evet, bu çizginin boyunun 20 olması lazım. Yani tekrar söyleyeyim, orada bir hatam var. 2 yukarıya çıktık, sonra 3 daha çıktık. 3'ten sonra 15 değil de 20 çıkmamız lazımdı. Buradan 20'den sonra sola 25 gelmemiz gerekiyordu. Şimdi ben onu eksik çizmişim. 5 milimetre, o yüzden 5 yukarıya taşıdım. Şimdi bu çizgiyi alttan 2 kısaltabilirim artık. Şimdi bu dairemiz de hazır. Hemen bu dairemizi trimliyorum buraya kadar. Line'a geldim arkadaşlar tekrar. Bu noktadan başlamıyorum. Çizgi üzerine devam ettim. 12.49 soldan başlayacağım. Enter. Bakın burada. Ne kadarmış? 40 çizgi boyu varmış. 40. Bu 40 çizgi boyunun en üst noktasından 40 yarıçaplı bir daire çizdim. Bu çizdiğim eksen çizgisini silebilirim artık. Artık tamamını seçiyorum. Trimle diyorum. İlk olarak buraya kadar trimledim. Sonra geldim. Bu ilk çizdiğim 50'lik daireyi trimledim. Alt kısmı bitti hemen hemen. Line'a geliyorum. Bu noktadan yukarıya dik çıkacağım. Nereye kadar? Bu eksene kadar. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şu noktadan 12 yarıçaplı bir dairemiz var. Onu da çizdik. Draw circle. Bakın burada tanjant radius var. Buradan giriş yapabiliriz. Ya da bunu klavyeden kısa yolla yapalım. C enter. C enter dediğimizde önce circle'a giriyoruz. Burada 3 noktası, 2 noktası ya da tanjant radius'u bilinen kısa yollarımız var.
Bir de T enter diyorum. Yani tanjant tanjant radius yöntemine geldim şu anda. C enter T enter kısa yolu. Bakın buradan teğet geçecek. Tıklıyorum. Buradan teğet geçecek. Tıklıyorum. 72 enter dedim. Yarı çap girdim. Gördüğünüz gibi benim buradaki yayım çıktı. Şimdi hemen bu yayı da trimliyorum. Sonrasında bu yayı trimleyeceğim. Sonrasında buradan başlıyorum. Bu 12'lik daireyi trimlemeye. Zoomluyorum arkadaşlar. Tekrar zoomluyorum. Evet. Burayı da trimledik. ESC'li komuttan çıktık. Şimdi bir dairemiz daha var. 48 yarı çaplı. Yine bu merkezden. 48 enter dedim. Bunu da trimliyorum hemen. Buradan başladım trimlemeye. Buraya kadar. Bakın bu daire. Şimdi bu yay uç noktası bu düz çizgiyle sorunsuz birleştiyse ve buradakiyle eksenlerimizde bir sıkıntı yoktur. Bunu anlıyoruz. Şimdi line'a giriyorum arkadaşlar. Buradan aşağı doğru ölçüsüz düz bir çizgi çektim. Sonrasında geldim. Açımı 15 dereceye getirdim. Line'a girdim. Bu noktadan bakın 180 değil de 15 derece aşağısı 195. Kestiği nokta burası. Sonra ters yöne dönüyorum. 360 ya da 0 derece burası. 15 derece eksiği burası. Bakın şu nokta. Yanlışlık olmasın. Üçgen doğru yer değildir. Çizginin sabitlendiğinde zoomlayın. Çarpıyı gördüğünüz nokta doğrudur. Buraya tıkladım. Dolayısıyla bu çizgimin fazlalığı da ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar burada bir tane daire var. Yarıçapı 10'muş. Yine C enter T enter diyorum. Diyorum ki buraya teğet geçsin. Bu çizgiye de teğet geçsin. Ve 10 enter. 10 yarıçaplı olsun dedik. Çizgimizi, dairemizi buraya çizdik. Çizgi kırma komutumuz vardı. Break at point. Noktada kır. Bu çizgiyi seçiyorum. Kesişen nokta burası. Buraya tıklıyorum. Bakın çizgiyi ikiye kırdım. Bakın alttaki tek parça. Break at point. Bu çizgiyi kır diyorum. Nereden? Kesişen noktadan. Bunu da kırdım. Kırdığım çizgiler kesikli çizgi olacak. Dairenin iç kısmını trimleyeceğim. Ve gördüğünüz gibi çizimimi tamamlayacağım. Şimdi bütün çizimi seçiyorum. Önce kalınlaştırayım. Sonra ne yapıyoruz? Eksenlerimizi. Bunlar eksen çizgilerimiz. İnce noktalı kesikli. Ve şu eksenimizi de biraz yukarıya 5 uzatalım. Sonrasında bu çizgilerimizi de inceltip çizimimizi bitiriyoruz. Olay bu arkadaşlar. Şimdi burada ölçülendirmenizin tamamını yapın. Yaparken şu aklınıza takılabilir. Hemen açı ölçme var. Bakın buradan açı çizgisini angular komutuyla ölçüyorum. Bu arada açı ölçmede zemini değiştirmişiz. Evet, hemen düzeltelim. Yazıda zemin olmayacak. Bu arada şeyimiz de skalamız da 1 olacak arkadaşlar. Skalamızı da değiştirelim. Onu
Unutmadan. Evet, bir. Bakalım tekrar bir ölçelim. Evet, 30 derece açımızı verdik. Bir de şu noktayla, bakın bu merkez arası, bu merkez hangi yayın merkezi? Şu alttaki 40'lık yayın merkezi 12.49. Bunu da buradan vereceksiniz. Diğer ölçüleri zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Onları da kendiniz yaparsınız. İkinci çizimimizde bu. Devam ediyorum. 7. sayfayı da bitireceğim size şimdi. Yedinci sayfanın birinci çizimiyle başlıyorum. Circle'a geldik. Daire çizeceğiz arkadaşlar. 57'lik daire. Yani 28,5 yarıçaplı. 28,5 enter. Yine bir daire daha. 76'ymış. 38 yarıçaplı. Yatay ve dikey bir tane eksen çiziyorum. Offset yap diyorum. 9, Enter. Bunu yukarı ve aşağı, yine bunu sağına ve soluna 9 offsetledim. Offsetten sonra trim yapıyorum arkadaşlar. Evet, şunları da trimleyelim. Evet, trim bittikten sonra son olarak şunları bir silip eksenlerimizi beşer uzatalım. Evet, birinci çizimimiz bu. Hemen şuradan kalınlaştırmamızı yapıp eksen çizgimizi de yapalım. Çizimi bitirelim. Diğerlerinin hepsi bu şekilde olacak. Tabii diğerlerinde durum biraz daha farklı, biraz daha kolay olsun diye farklı bir yöntem çizeceğim size. Yine 43 yarıçaplı bir daire çizdim. Bir de 51 yarıçaplı başka bir daire çizdim arkadaşlar. Burada polar açım 30 dereceyi aldım. Şimdi bu dairelerin merkez noktasından bir eksen çiziyorum. 51 olduğuna göre benim eksenim 5 fazla olsun, 56. Sonrasında 30 dereceden bir 56'lık eksen daha çiziyorum. Bakın biri 30, biri 90 dereceden çizilmiş. Şimdi bunu önce bir trimleyelim. Şimdi trimden sonra offset yapalım arkadaşlar. Offset ölçümüz bakın 25 vermiş aşağıda ikinci çizimde. 12.5 offset ölçümüz. Bunu yukarı, bunu da sağına 12.5 offsetledim. Ve hemen trim yapıyorum. Bunları trimledim arkadaşlar. Trimden sonra çizgi kalınlığımı arttırıyorum.
Eksenin birini siliyorum, diğer eksen kalsın. Noktalı kesik yapalım. Şimdi çizimimizi seçiyoruz. Array komutu. Polar array. Seçtim. Merkez burası olacak. Enter dedim. Komuttan çıktım. 6 tane çoğalttık. Tabi bu 6 tane hafızada olduğu için şu anda direkt olarak çizimimizi ortaya çıkardı. Mesela 3 ve 4 numarada 3 ve 4 nolu çizimlerde durum biraz daha farklı. Adet sayısı farklı çünkü. Tekrar çizelim bakın. 43 51 yarıçap. Yine line'a geldim. Merkezden yukarı yönde 56'lık bir eksen çizdim. Şimdi düş nolu çizimi yaptığım için 5, 10. 10 dilim var. 360'ı 10'a böldüğümüzde 36. Her bir ara 36 derece olduğuna göre ben buradan açımı 18 dereceye getirebilirim. Geliyorum bakın. 18 derece. Bir 18 daha atladım. 56 boyunda bir çizgi çizdim buraya. Ara açım 36 derece. Hemen trimliyorum fazlalığını. Ve geliyorum offset'e. 16'ymış bu kez. 8 enter diyorum. Offset ölçüm 8 olacak. Bunu soluna, bunu da sağına offset dedikten sonra hemen trimlerimi yapıyorum. Trimimi bitirdikten sonra şu çizgilerimi siliyorum arkadaşlar. Yine bu çizgimi kalınlaştırıyorum. Bunu da eksen çizgisi yapıyorum. Polar array diyorum. Tabii önce seçelim. Polar array. Merkeze tıkla. Bakın yine 6 tane yaptı. Ne yapıyorduk? Items diyoruz aşağıdan. 6 tane istemiyorum. 10 tane olacak. 10. Enter. Enter. Komuttan çıktık. Devam ediyorum. Evet, şurada alttan devam edelim. ...43... ...51... yarıçap. Line'a girdim. 56. Şimdi ara açım önce kaç tane olduğunu bir sayalım. 16 tane var arkadaşlar. 16 tane. Bir çeyrekte 4 tane var. Dolayısıyla 90 dereceyi 4'e böldüğümüzde 22,5 derece yapar. Bu kez polar açımızı 22,5 dereceye getirelim. Bakın bu 22,5'tur. Hemen bir eksen daha çizeceğim. Nereden? 67,5 dereceden 56 boyunda. Trimliyorum. Offset yapıyorum. 10'muş ölçümüz. 5. Enter diyeceğim. Offset ölçüm 5. Tıkladım sola ve sağa. İki çizgiyi de offset dedikten sonra hemen trimliyorum. Trimi bitirdikten sonra yine şu 3 çizgimi siliyorum. Kalınlaştırıyorum arkadaşlar. Noktalı kesik yaptım. Seçtim. Polar array. Merkeze tıkla. Items. 6 idi. 16. Enter. Enter. Bu da 16 tane oldu. Evet. Şimdi sıra geldi. Alttaki anahtar çizimine. Öncelikle anahtar için 185'lik bir eksen varmış. Gelelim 92,5 yapalım. Bunun yarısını çizelim. 92,5.
dedikten sonra offset yapıyorum. 22,5'muş. Biz de 7,5 yapalım offsetimizi. Bunu aşağı 3 kez offsetledim. Eksenlerimin yarısını çizdim. Sonra geliyorum arkadaşlar. Buradan yukarıya doğru 20 yapsak, sonra bu eksenimizi 40 da aşağı yönde indirsek, eksenlerimiz ortaya çıkacak. Şimdi eksenimizi çizdikten sonra tabu eksenlerimizi uzatacağız. Ortadaki iki tane eksenimiz. Bunlar da anahtarın ana çizgileri. Önce bir çokgenimizi çizelim. Poligon komutuna girdim. Bakın burada altıgen var. 6 enter dedim. Bize verdiği ölçü 30'muş. Çokgenin çapı. Şimdi merkezini seçiyorum. Merkezim burası arkadaşlar. Bakın bu nokta. Çokgenin merkezi. Tıklıyorum. Verdiği 30'luk ölçüye göre ben bunu E enter yöntemiyle çizeceğim. E enter dedim. Bakın şu yarı çap kaç olacak? 15 olacak. 30 vermiş. 15 enter dedim. Şimdi çokgenimi seçiyorum. Rotate dedim. Döndür. Merkeze tıkladım. Merkezden itibaren döndüreceğim. Ne kadar döndüreceğim? 30 derece döndürmem gerekiyor. 30 enter dedim. 30 derece döndürdükten sonra şimdi başlıyorum dairelerimi çizmeye. Çokgenin merkezinden geçen 30 yarıçaplı bir dairemiz var. İkinci dairemiz bu noktadan çapı 15. Üçüncü dairemiz arkadaşlar bu noktadan yine yarıçapı 15. Bu üç daireyi çizdim ve artık trimleme yapıyorum. Önce büyük daireyi, sonra çokgeni bu noktalardan trimliyorum. Sonra başlıyorum küçük daireleri trimlemeye. Evet. Şimdi eksenlerimiz artık sola doğru 25 uzatalım ikisini de. Şimdi arkadaşlar yukarıda şöyle bir durum var. Bakın burada iki tane 15'lik ve 30'luk yayın birleştiği şu nokta var. Şimdi buralarda pah var. O pah benim için önemli. Bu noktaları niye gösteriyorum, birleşme noktasını? Bu noktanın üstünden tanjant alacağım. Altından alırsam yanlış olacak. O yüzden. Şimdi draw'dan dedik ya, tanjant tanjant radius var. Neydi bunun kısa yolu? C enter T enter dedik. Bakın buna teğet alacağım arkadaşlar. Şimdi şu alt noktadan teğet alırsam yanlış gelecek. Ben üstteki yaydan teğet alacağım. 15'lik yarı çaplı yaydan. Bir de bu çizgiden teğet alacağım. İkisine de tıkladım. R 30 demiş. 30 enter diyorum. Pahımız bu. C enter T enter diyorum. Burada bir problem yok. Burada istediğiniz noktada tıklayın. Sonra gelin düz çizgiye 30 enter deyin. Pahımız da çıktı ortaya. Hemen bu pahlı çizgilerimizi trimleyelim. Sonrasında devam edelim arkadaşlar. Bu düz çizgileri de artık trimleyebiliriz. Alttaki ve üstteki düz çizgiler trimlendiğinde ortaya enter dedik. Anahtarımızın yarısı çıktı. Seçiyorum. Kalınlaştırdım. Eksen çizgisini yaptım. Bunu aldım arkadaşlar. Aynala dedim. Bu noktadan aşağı aynaladım. Enter dedim. Doğru oldu mu? Olmadı. Bunu tutup ayrı bir yere taşıyorum. Taşıdığım parçaya tekrar aynala diyorum. Nereden? Bakın bu noktadan sola doğru. Yatay. Enter. Alttakini siliyorum. Üsttekini tutup yerine tekrar taşıyorum. İşte şimdi anahtarımız ortaya çıktı. Şimdi burada
sizin muhtemelen ölçüde bir problem olacaktır. Açı vermede. Ölçüler diğerini yaparsınız ama burada açı vermede bir problem olabilir. Şunu 30 derece yapalım. Açıyı şöyle çözüyoruz bakın. Buraya 150 dereceden kısa bir çizgi çekip açılandırma komutuyla şu ara açısının 30 derece olduğunu gösteriyoruz. Evet, başka türlü çıkmıyor. Onun haricinde ölçülendirmede bir problem yok. Ölçülendirmeleri yine yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu haftaki çizimlerimiz bunlar. Gördüğünüz çizimleri yaptık. Haftaya artık AutoCAD'de iki boyutlu komutları bitirdiğimiz için farklı farklı çizimlerle dersimize devam edeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum. Hoşça kalın.